Yaptığınız depremden hemen sonraki çağrıya ses gelmiş gibi gözüküyor. Siz dediniz ya hemen şehirler kurulmamalı, beklenmeli, mikro bölgelenme çalışması yapılmalı. Öyle bir şey söylediniz. Evet, bölgeleme evet. mi bölge bölgeleme? Galiba. Bölgeleme. Ee, mesela şimdi şeyde Adıyaman'da Maraş'ın bazı bölgelerinde yeni bir takım şehirler yapılmaya, köyler yapılmaya başlanıyor. bazılarının yeri değiştiriliyor. Orada ciddi zemin çalışmaları yapılmaya başlanmış. Ve e, mesela Antep'te var galiba Nurdağ ile ilgili bir çalışma var Nurdağ eski yerinde olmayacak deniyor e, Çevre Şehircilik Bakanlığı bayağı bunu resmen de açıkladı e, Demek ki e, Söyledikleriniz o kadar da duyulmuyor değil hocam Yani e, şimdi Bu mikro bölgeleme çalışması e, Böyle çok kısa zamanda Yapılamaz ama e, Eğer devlet gücünü Kullanır yani ekip ekipmanı Ona göre artırır Ve e, bir yerde Bir yerde oranın yerleşim yerini mikro bölgeleme verilerini elde ederken yani hızlı oraya konsantre olup diğer yerlerde de hazırlığa geçip biten yere inşaatı, öbür yere hazırlama ve etüt işini koyarsa o zaman bu iş becerilebilir. Zaten mikro bölgeleme çalışması olmayan bir kenti Depreme gerçekten hazırlamak mümkün değildir. Çünkü mikro bölgeleme sizin kentinizin alanının nerede yaşama uygun, nerede bina yapmaya uygun, neresi depreme karşı, e, deprem diyelim tehlikesini, büyüklüğünü artırır, nerede sönümlendirir, nerede heyelan olur, nerede sıvılaşma olur. Hangi yerde kaç katlı bina yapmalısınız? Nereye hiç bina yapma, yapmayı bir yeşil alana dönüştürmelisiniz. Yol nereden gitmeli? Köprü nerede olmalı? Havaalanı nerede olmalı? Bütün bu verileri size verir ki siz kentin gelişimini, mekansal kullanımını karar verici organ olarak ona göre söyleyesiniz. O kadar söylediğinizle Türkiye'nin alakası yok ki geçmişte. Bak Esen Balkan isimli bir seyircimiz diyor ki hani biraz önce çapayı konuştuk ya işte Çapa, Cerrahpaşa, Vakıf Kure bu hastanelerin olduğu bölge için diyor ki ben orada doğdum büyüdüm. benim çocukluğumda buralara bataklık derdik biz diyor. Evet. Yani şimdi şöyle bir zorunluluk yok. Varsa o ayrı olur. Ben bu bataklık da olsa buraya ev yapacağım. Şimdi bunu diyen bir devlet, bunu diyen bir yönetim, yerel yönetim eğer mecbursa Tamam abicim yaparsın ama şu bütçeni 5-10 misli artır öyle yap. İşte ona göre bina. Ona göre yap. Yani inşaat mühendisi bilim dalı öyle diyor. Biz bataklığa da yaparız Tabii. diyor. suya da yaparız. Ver parayı yapayım. Bizde hem bataklık olsun hem herhangi bir yerdeki gibi yapayım dersen işte olmuyor. Bu Yeşilköy'de ve Tuzla'da 7'nin <laughs> üzerinde olacak bir depremin 9 civarı hissedileceği e, şiddet göstereceği tezi doğru mu? Tabii yani bak Okan Tüysüz e, hocamız e, 2000 yılında bu çalışmaları yaptı. E, yani Marmara bölgesinin haritasını çıkarttı. Şimdi beklediğimiz İstanbul depreminde özellikle Marmara sahillerinin çoğu e, 9 şiddetinde etkileniyor sahile yakın kesimler. Boğaz'dan bahsetmiyorsunuz. Aşağı Marmara sahilinden bahsediyorsunuz. Yani deniz... E, deniz Boğaz'ın içinde de var ya o yüzden Deniz kıyısı yok. E, Marmara kıyısından hem Anadolu'ya yakasından hem Avrupa yakasında. Yani o Kadıköy, Fenerbahçe, oradan Kartal'a evet, doğru evet, tuzla ya yani giden dokuz yol. 9 şiddetinde olan yerler var. Tabi bu böyle yeknesak e, homojen değişiyor. De, devam etmiyor. Bazı yerlerde 8 oluyor. Ama genelde sahil kısımları 9 şiddetinde etkileniyor. Biraz kuzeye çıkınca 8 şiddetinde. Sahil kısmı coğrafi olarak sahilden ne kadar uzağa kadar sahil denebilecek yani bir kısımdır. Yani biz deprem değerlendirmesini yaptığımız zaman genellikle sahilden 10 kilometre iç içe kadar olan yerlerin hassas bölgeler olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir doğrultu atımlı fay kırıldığı zaman yani 100 kilometrelik bir çap, şey yarı çapa alıyorlar. Her yere etkiler ama en ölümcül kesimleri e, o doğrultu atımlı fayların uç kesimleriyle işte ana kırıktan 10 kilometre, 20 kilometre kuzeyi ve güneyi olarak uç kısımlarında nereler var hocam? Yani işte diyelim ki Kumburgaz e, fayı Yeşilköy tarafında tamam. bitiyor. Ee, onun uç kısmı o Yeşilköy'ü ve doğusu gibi oluyor. Ee, batısı ise Silivri açıklarıyla Tekirdağ arası oluyor. Adaların güneyindeki? Ee, onun adaların ya. güneyinde e, yani şey kısmı oluyor. Bizim Boğaz kesimi ve e, Boğaz'ın batısı e, oluyor. E, doğusu da Yalova vesaire işte o taraflara denk geliyor. Şimdi e, ne talep edecekler insanlar dedi ki ya e, bu artık bizi yönetenlerden seçtiğimiz belediyelerden var olan belediye başkanlarımızdan ülkeyi yöneten iktidarlardan bizim ne beklediğimizle alakalı. Biz bundan sonra ne talep etmeliyiz? <laughs> doğal afetlerde doğal bir şekilde ölmemek için ne istemeliyiz? Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bunu söyleyelim. Önümüzdeki hafta bir de konumuz olacak burada. Evet. Biz nasıl evet. dirençli şehirler yapacağız? Evet. Nasıl İstanbul'da 7'nin üstünde deprem olmasına rağmen biz binamızdan sağ çıkabileceğiz? Bunları konuşmaya başlayacağız. Evet. Ee, son bölümde isterseniz ne talep edeceğiz? Biz bu bölüm önümüzdeki hafta ne yapacağız? Onları anlatın ondan sonra bitirelim. Evet. şimdi önce talebi kısaca söyleyelim. Şimdi vatandaş şunu isteyecek. Hükümetlerden, yerel yönetimden ve kendisinden, kendi ailesinden. Diyecek ki yani bir sefer şu depremme yaklaşım stratejimizi değiştirelim. Bir, bu ülke bir deprem ülkesi. Her an deprem olabilir, her yerde olabilir. Biz bu deprem fay tartışmanı bir tarafa bırakalım. Bize deprem dirençli yerleşim alanlarını yapın stratejiniz de şu olsun. Deprem gelmeden önce, testi kırılmadan önce deprem dirençli kentleri oluşturun. Deprem olduktan sonra acil müdahale, işte afet yönetimi onlar çok önemli işler ama çağdaş değil. Zaten insanlar ölmüş göçük altında kalmış elini avuşturup oturacak mısın? Zaten yardım edeceksin. Bu, gör, bu şu anda gördüğün e, konteynerleri, çadırları bilmem neler zaten yapacaksın. Bu insanlara yani evet çok büyük hizmet ama ama insanın içini yaralayan bir hizmet. Yani insanın aklına şu geliyor. Bu deprem olmadan önce neredeydiniz? Yani insan soruyor gayri ihtiyarı. İnsanın içi yanıyor. Dolayısıyla afet yönetimini bir tarafa bırakacaksınız.